Evet, biraz sanayi ve ihracatı konuşacağız. Çünkü geride bıraktığımız yıl sanayici için zor bir yıldı değerli izleyenler. Çünkü üretim ve ihracat koşulları ciddi anlamda zorlaştı. Ana pazarımız Avrupa'daki resesyon bir yana. İçeride de üretimle ilgili koşulların gün gün daha sıkıntılı bir sürece girdiğini maalesef gördük. Bir kere maliyetler uçtu gitti. Hele şu son alınan işte asgari ücret kararı tabii ki milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Çok kıymetli ama o asgari ücret kadar zamı bütün çalışanlar için yapma zorunluluğu Esra Kuşdemir'de herhalde düşündürüyor değil mi? Muhasebe yani. Harıların çalışıyordur. Taçevi mutfak eşyalarında. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten söylediğiniz gibi asgari ücreti ama beklediğimiz bir şeydi. Çünkü enflasyonla doğru orantılı olarak fiyatların yukarı çıkması, yani maaşların yukarı çıkması gerekiyordu. Bununla ilgili olarak bahsettiğiniz gibi tabii ki çok büyük bir kesime hitap etmesi gerekiyor ve çok önemli. Ama bu da otomatikman bizim fiyatlarımıza ciddi anlamda bir yansıma yapacak. Bu da %20 ile %30 arasında bekleniyor. Çünkü asgari ücretle birlikte tedarikçilerimiz de aynı oranda zam yapacaklar ve biz bunun üstüne zam yapmak zorundayız. Ayrıyeten bir de kredi maliyetleri çok arttığı için para artık çok değerli. Önceden diyorduk ki ürünün üzerinde kalsın bazı şeyler ama şimdi üründe değil de parada kalmak zorundayız. Parada kalabilmek de şu dönemde kaynaklar çok kısıtlı olduğu için de çok zor. Yani ciddi anlamda tabii her alanda bir sıkışıklık bizi bekliyor. Bu ama zaten ekonomistler tarafından öngörülen bir şeydi. Evet. 2024'ün ortasına kadar bu şekilde devam edecek. Ondan sonra bu sıkı politika birazcık gevşetilecek ve 2024'ün sonuna doğru işte %75'lere çıkan enflasyonun 40'lara kadar gerilemesi bekleniyor. 2025 itibariyle mi bekliyorsunuz? 2025... Siz kendinizi neye göre planladınız? Yani biz yüksek enflasyona göre planlamak zorundayız. Çünkü şöyle, yerine koyamadığımız zaman bir anlamı yok. Üretici... Az önce dediniz ki 2024 için o zaman hedeflenen enflasyon üzerinde bir enflasyonla bu yılın tamamlanmasını bekliyoruz dediniz. Evet, doğru mu anladım? Doğru, birazcık o şekilde olacak. %75'lere varacak. Yani %75'lere varacak. Sonra... Bizim yapacağımız zamlar belli zaten. Evet. Bizim üzerimize gelen maliyet yüküyle birlikte. Yani bunu çünkü engel olamıyoruz. Sonuçta İşte bu maliyeti biz yapmak zorundayız. Hani ya bunlar aşağı inecek, biz bunları yapmayalım dediğimiz noktada da başımıza şöyle bir şey geliyor. Sonra o ürünü yerine koyamıyoruz. Zaten imalatçının en büyük sıkıntısı bu. Şimdi mesela halk tarafından şöyle bir konuşma oluyor. Hemen bir günde mi fiyatlar bu kadar arttı? Hayır, aslında olan bir sonraki seferde o fiyattan ürünü alamayacağım için mecburen o fiyata çıkmak zorunda kalıyorum. Evet. Çünkü öyle bir duruma geldi ki bir ara ben ürünü sattıktan sonra almak istediğim maliyet satış fiyatından daha yukarıdaydı. Ve bu sermayenin erimesi anlamına geliyor. Sermaye eridiği zaman da o firmanın ayakta durması pek mümkün değil. Tabii mümkün değil gerçekten. Şimdi tabii belli sektörler bu süreçten çok çok etkilendiler. Zaten iş gücü rakamlarında gördük mesela tekstil tarafı, hazır giyim tarafından inanılmaz bir iş gücü kaybı olmuş. Evet. Yüz binlerce insan. Evet. Ya işsiz kalmışlar ya da farklı sektörlere yönelmişler belli ki. Zaten rakamlarda çıkıyor. Sizin sektörde aslında katma değeri daha yüksek bir sektör. Nasıl gitti işler? Yani sektörel açıdan bir genel olarak nasıl kapattınız yani 2023? Yani bizim şimdi çalışanlar kısmında baktığımızda tabii ki tekstilde 1000 kişi ve üzeri çalışanlar var. O yüzden bu kısım çok çok daha zorlayıcı. Hatta biz şu anda Mısır'da bir üretim tesisi kuruyoruz. Öyle mi? Evet. Ha. Orada ben şunu gözlemledim. Siz de Mısır'a taşıyanlardansınız. Yok hayır. Biz kendi tencere sektörümüz aynı şekilde yani Türkiye'de üretimimize devam ediyoruz. Orada tencerelerin yan malzemelerinin üretimiyle ilgili siz yapacağız. Siz yeni bir yatırım yapacaktınız geçen yıl yanlış hatırlamıyorum. Onu Mısır'a mı kaydırmayı kararlaştırdınız? Evet, aynen. Onu Mısır'a çünkü buradaki işçilik maliyetleri hatta tekstil çok çok ciddi anlamda o tarafa kaydı. Tabii tabii tabii. Zaten yani, peşimizde dolaşıyorlar yani gerçekten de bunu ben buradan Ankara'ya da duyurayım. Belki de çok önemli de değildir aslında. Belki de bizlerin belki de yurt dışında üretim yapıyor olmamız tercih ediliyor da olabilir artık. Şöyle size söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Çin'den korkuyorlar ya bence Mısır'dan daha çok korkmaları lazım. Çünkü asgari ücret $75. Evet. Ve bu kadar bizde ne kadar mesela bizde şu anki 30-540 dolar ama bakın asgari ücretle insan çalıştıramıyorsunuz. Evet. Yani öyle bir şansınız yok. Çünkü zaten şu andaki enflasyon verilerine göre yani açlık sınırı o kadar yukarıda ki yani 2-3 kişi çalışıyor bir ailen içinde. Doğal olarak
verdiğiniz asgari ücretle kimse çalışmak istemiyor. Tabii kimse beğenmiyor zaten o rakamı tabii. Yani veya haklılar. Yani haklılar. Haksız diyemezsiniz kimseye. Haklı oldukları için doğal olarak bu rakamı yukarı çıkartmak zorunda kalıyoruz. Şimdi geçen gün yaptığımız bir hesaplamada asgari ücretin ortalama aşağı yukarı maliyetinin 1000 dolara yaklaştığını biz gördük. Evet. Kendi sektörümüzde hazır giyim tarafında. Bütün sanayiciler için geçerli herhalde bu. Şimdi tekrar Mısır'a dönelim. Evet. 75 dolar mı? Aynen 75 dolar. 1000 dolar. 900 küsür dolar 75 dolar. Şimdi buradan dolar. Devam edelim. Ve biz şimdi burada yapılanmaya gittiğimizde gördük ki doğalgazı, elektriği, işçiliği vesaire bunlar inanılmaz derecede uygun olmaya başladı. Hı. O yüzden teşvikler falan nasıl? Teşvikler de var. Hatta yani tabii ki daha şu anda tam onu oturtmadık. Amerika'yla olan o şey zonda mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Yok hayır. Bizimki zaten onlar kendilerine inanılmaz bir yeniden yapılanmaya evet, girmişler. Evet. Yeni bir yer var. Büyük dünya, yani her tarafın eski Kahire, yeni Kahire, eski Giza, yeni Giza diye her tarafı yenilendirmişler. Ben gittiğimde bir 5-6 sene gittiğimde yeni Kahire'de 100 tane ev yeni yapılıyorken şu anda 100 bin tane yapılıyor. Otomatikman bu da insanı iştahlandırıyor. Ne açıdan? Ben aynı zamanda e-ticaret ve e-ihracat olarak da çok sıcak baktığımda orada online pazarı birazcık araştırdım ve çok süper bir pazar var. Biliyorsunuz şimdi Çin öyle ya da böyle çok inanılmaz fiyatlarla giriyor. Yani benim 50 dolara mal ettiğim ürünü 25 doları piyasaya sunuyor. Evet. Şimdi böyle bir sunduğunda ben nasıl baş edebilirim konulu çalışmada aklıma tek gelen şey e-ihracat. Direkt son kullanıcıya ulaşırsam çünkü Çinlinin tek şanssızlığı marka değil. Marka olmadığı için evet. Doğal olarak önce ithalatçıya, sonra toptancıya, sonra perakendeciye, sonra son kullanıcıya o ürünü ulaştırabiliyor. Ama ben istediğim anda son kullanıcıya ulaştırıp bir marka olarak bir yer edinebiliyorum ki özellikle Mısır özelinde söyleyeyim. Made in Türkiye aşırı değerli. Hı hı. Ve değerli mi? Çok değerli. Hatta bir müşterimin güzel bir sözü var. Görebildiğin her tarafa Made in Türkiye yaz dedi. Çok peki enteresan, çok önemli bir bilgi bu içeriden. Evet, evet gerçekten tabii doğal olarak o yüzden ana üretimimiz hiçbir zaman Mısır'da olmayacak. Orada Mısır'da da üreticiler var. Sadece şöyle bir handikap görüyorum. Üretici sayısı Mısır'da çok artıyor. Bu arttığı için belli fonlarla içeriye ürünün girmesini engelleyebilme ihtimalleri var. O yüzden markalaşmak çok değerli orada. Hı-hı. Markalaşıldığı noktada başarı sağlanacaktır zaten. E-ticaret, e-ihracat inanılmaz değerli. Hatta benim onunla ilgili küçük bir anım var. Tabii. Yani şöyle, e-ihracatın bende çok alevlendiği zaman Süleyman Bey'in ben bir şey konuşmasını dinlemiştim. Orada şey söylemişti, bizim firmamızda hiç güneş batmıyor demişti. Evet, evet, evet. Bayılmıştım o söze, demiştim ki ya dedim ne kadar güzel bir şey, ben ne yapabilirim acaba diye. Kendi düşünürken ya o sırada e-ticareti bayağı bir geliştirmiştik, bayağı güzel şeyler olmuştu. O zaman ben de dedim uyusam dahi satış yapabileceğim bir sistem nasıl oluştururum deyip e-ihracata odaklanmıştım. Görüyorsun Süleyman yaktığın ateşleri. Evet, evet doğru. İtalya'da bir liderler zirvesi vardı, orada harika bir konuşma yapmıştım. Hatta eşimle beraberdim. Eşime ya ne kadar yaratıcı bir söz deyip yani acayip başıma gitmişti. O da bende güzel bir e-ihracat anlamında. O dönemden sonra da zaten herkese e-ihracat yapmalısınız. Çünkü şu anda aslına bakarsanız Türkiye e-ticarette %22 oranına ulaştı. 1.2 trilyon Türk lirası hedefleniyordu. 1.5 trilyon liraya çıktı. Şimdi %18'den 22'lere çıkınca doğal olarak insanlar e-ticarete daha sıcak bakmaya başladılar. Şimdi Çin'de %50, Amerika'da %50-60. Doğal olarak bizde de çok ciddi bir potansiyel var daha e-ticaretin artması için. Ama bunu sadece e-ticarette sınıflandırmamak lazım. Çünkü artık e-ihracat daire başkanımızla bir görüşmemiz olmuştu. Çok mükemmel konsorsiyumlar oluşturdular ve eğer ki belli şartları yerine getirirseniz 80 milyon liraya kadar size destek sağlıyor. Yani diyelim ki siz Mısır'dasınız, bir online pazar yeri kurdunuz ve orada 100 bin dolarlık bir ticaret yaptınız ve bunun 20 bin dolarını pazar yeri alıyor. İşte o 20 bin doları size devlet diyor ki sen burada bu başarından dolayı takdim ediyorum diye evet, söylüyor. Çok ciddi bir ihracat yönünde destek evet, mekanizması başladı Türkiye'de. Şu anda mesela ben o zamanları anlatırken %2-3'lerdeydi e-ticaret. İnsanlar hep ya işte tek tek ürün mü satacağız? Çünkü bizim gibi imalatçılar bu tarz şeyi sevmez. Tır bazında, konteyner bazında göndermeyi sever. O 1-2'lerdeyken hep diyordum ki e-ticaret çok başarılı olacak. Şimdi
bir top meclisi toplantısında e-ticareti unutun artık, e-ihracat. Şu anda bizim 100 birimden bir birimimiz e-ihracat ama evet. O da aynı şekilde ben çok inanıyorum ki %20'ler 30'lara gelecek ve bizde o Çin baskısı üzerimizden kalkacak. Çünkü marka olabildiğin noktada Made in Türkiye, ben zaten markalaşmayı şöyle algılıyorum, Made in Türkiye olabilmek. Made in Türkiye etiketi seni kaliteyi vurguladığı evet. Onun gücünü plana. Görüyorum ben bir sanayici olarak çünkü diyorsunuz evet, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle yani kalite algısı. Ben de devletimizden şunu rica ediyorum, bu konuda bize daha çok destek verip, mesela ilk etapta kıyafet konusunda biliyorsunuz Made in Italy çok böyle insanlar tarafından marka gözetmeksizin çok yüksek bir kalite algısı tabii. vardı. Sonra bu yavaş yavaş Türk kumaşlarıyla birlikte daha değerlendi ve Made in Türkiye kumaşları ki Amerika'ya gittiğimde her tarafta Made in Türkiye'li bir sürü kumaş, kıyafetler görebiliyorum. Ve kalite farkını da çok rahat görebiliyorum. İşte bu aynı şey bizim mutfak eşyaları, züccaciye sektöründe de yapılırsa ve Made in Türkiye kavramının kalitesi bir üst kate, mesela Almanya bu konuda çok kaliteli algılanıyor. Biz de bu şekilde aynı kaliteyi algılanacak Turquality gibi operasyonlarla eğer yapılabilirsek o zaman benim markamdan bağımsız Türk ürününü gördükleri zaman çok mutlu olacağını ve alacaklarını düşünüyorum. Siz züccaciye ev eşyaları sektöründe Turquality çatısı altına girmediniz mi henüz? Bizim firmamız olarak daha girmedik ama bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Çünkü şimdi ben birazcık daha dağınık bir çalışma şeklimiz vardı. 5-6 farklı kolda işler yapıyorduk. Şimdi onları bir çatı altına topladık bu sene. Böylelikle daha çünkü onun bazı şartları var. Ben parça parça olduğum için o şartları teker ayrı ayrı gösteremiyorum. Bir bütün halinde göstermem lazım. İşte şu anda o bütünü sağlayacağım. Tamam, bir konsolidasyon yani, senesi evet. yani. Bir de şey, bazı şeylerde kendimi hazır hissetmeyi seviyorum. Hani iş olsun diye bir şey değil de böyle tam kaliteli istediğim gibi olsun istiyorum. Ürünlerimizde de öyle. Yani bizim üretim tesisindeki arkadaşlarımız hani yeşil, hayır yeşilin bu tonu olacak. Tam bu renk olacak. İşte çok kadın, zorluyorum. Kadın detaycılığı burada devreye evet. giriyor değil mi? Ama o başarılı oluyor. O da başarılı oluyor. Çünkü biraz estetik de bir sektördesiniz aynı kesinlikle. Zamanda. Değil mi? Şimdi konuşacağım aslında çok konu var ama süren bitti Esra Kuşdemir. Ama taç ev ve mutfak eşyaları olarak böyle ara ara konuşalım bunları. Çok mutlu olurum. Çünkü sanayiciler açısından da çok önemli bilgiler verdiniz. Evet. Hala bu konuda KOBİ'lerimiz haberdar olmayabilir. Hem ihracat tarafında hem de ille Türkiye'de belki üretmek gerekmiyor artık. Artık evet. küresel oyuncu olmak lazım. Ama küresel oyunculuğa soyunurken de markalaşmak birinci hedef olmalı. Kesinlikle çok doğru. Bunlarla toparlamış olalım. Hadi bekliyorum bir turda. Teşekkür ederim. Zevkle gelirim. Çok teşekkür. Ben de öyle zevkle ağırlarım. Teşekkürler. Burada da noktalayalım. Gün ortasını değerli izleyenler, bu değerli sohbetin ardından saatler 12'yi gösterdiğinde yarın yeniden buluşacağız. Ben Ahu Orakçıoğlu. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.